Bugün Ankara masası olarak Gölbaşı'ndayız ve Gölbaşı'nda gezeceğiz. Bakalım Gölbaşı'nda yaşayan vatandaşlarımız nelerden memnunlar veya değiller? İzleyelim, görelim. Gölün kenarına oturmuşsunuz, patenleri de takmışsınız ayağınıza. Göl başında mı oturuyorsunuz? Evet. Hangi mahallesi? Gazi Osman Paşa. Nasıl? Gazi Osman Paşa'dan memnun musunuz? Gazi Osman Paşa'dan memnunuz ama sokaklarda yani asfaltlar kötü. Yani 5-10 senelik asfalttır yani delik deşik böyle. Asfaltlarda sıkıntı mı? Aynen. Ne gibi mesela sıkıntılar? Abi mesela ben motor da sürüyorum. Yani babam arabayla falan giriyor, hep böyle ayran oluyoruz içeride, böyle sallanıyoruz. Motor direksiyon sallıyor işte. Çukurlu mukurlu yani. Böyle. Bu yönden memnun değiliz diyorsun. Aynen. Peki memnun olduğun bir şey var mı? Memnun olduğum bir şey var abi, gör işte fıstık gibi kayıyoruz. İzin vermiyor ama güvenlikler pek. Millet sıkıntı yapıyor bize. Kaykayla kaymanıza mı sıkıntı yapıyor? Göl başında bir tane skate park var. Arkadaş orada bacağını yırttı. Vidaları çıkmış yerinden. Tek orada kayıyorduk abi. Oranın da kötü olduğu için, zarar verdiği için biz de buraya indik abi. Başvuruda bulunduk. O da dedi benim dinozorlara harcayacak param yok dedi abi. Bize dinozor dedi yani. Öyle. Bu sebepten dolayı burada kayamıyorsunuz. Aynen. Burada biraz zor oluyor abi ya. Aynen. Rampanın iskeleti var. Böyle tahtası yok üzerinde. Girdiğimiz zaman düşüyoruz. Yerleri zaten kışın şeye girdi. Grider girdi. Taşları kaldırdı. Paramparça yerler. Çok kötü yani. Düzeltmeleri lazım. Bunların bir an önce düzelmesi lazım diyorsunuz. Söylediğimiz ama yapan yok. Hiç bakmıyorlar abi. Ben belediyenin çalışmaları, park çalışmalarını beğeniyorum. Dinlendirici oluyor, huzur verici oluyor. Onun dışında da pek ekonomik anlamda bir şeyler olmuyor. Halkın yaşam biçimini biraz hafifleten pazar girişimleri yok, bilmem neler yok, panayırlar yok. Onun dışında beğeniyorum. Gölbaşı'ndan memnunuz. Ramazan başkanımız var. Gölbaşı'nın insanı. Gölbaşı'nda doğdu, büyüdü. Bir önceki Fatih abiydi, o da Gölbaşı'nın insanı, o da Gölbaşı'nda doğdu büyüdü. Gölbaşı'nın en büyük sıkıntısı olan Konya yolunu yaptılar, teşekkür ediyoruz. Bizim için en büyük mutluluk o zaten, iki yakamızı bir araya getirdik. Başka da hani şu an için belediye başkanımızdan çok memnunuz. Nerede oturuyorsunuz? Ben Zonguldak'ta oturuyorum. Zonguldak'tan buraya gezmeye geldiniz. Geldim. Nasıl peki, Gölbaşı'nı nasıl buldunuz? Gölbaşı güzel bir yer yani. Birkaç günden beri geziyorum burada. Hakikaten yani sokakları geniş, ya binalar dörder kat. Yani güzel bir yer yani. Park alanları emekliler için oturacak. Yani güzel bir yer yani. Şu anki olanlar çok güzel. Bir de buradaki bu mangal işinin kalkmış olması da daha iyi oldu aslına bakarsanız. Çünkü şehrin üzerinde akşam geçerken felaket bir mangal dumanı bulutlu oluyordu. Oranın pek açılmasını da istemiyorum aslına bakarsanız. Evimizden getirdik, burada yedik. Belediye başkanından da Allah razı olsun. Biz çok memnunuz kendisinden. Ben memnunum yani. Gölbaşı Gazi Osman Paşa mahallesindeyiz. Nasıl, memnun musunuz? Vallahi hiç memnun değiliz. Neden memnun değilsiniz? İşsizlik var. Ben 19 yaşıma gireceğim. Yani ilk başta belediye başkanımıza sesleniyorum. Gençlikte iş denen bir şey yok. Gençlik yani çok kötüye gidiyor. Ne bileyim yani, millet zor durumda. Bunun çözülmesini istiyoruz. Peki belediyenin yaptığı faaliyetler nasıl gidiyor? Vallahi faaliyetler, biz Ramazan başkanı destekledik ama biz pişmanız. Niye pişmanız? Ben kaç defa gittim, kapıdan çevrildim. Yani ben bunun düzülmesini istiyorum. Yani belediye gittiğiniz zaman ulaşamıyor musunuz? Vallahi gidiyoruz, başkan 2 dakika duruyor durmuyor, işim var deyip gidiyor. Yani böyle bir şey yok. Yani yaptığı işlerden de memnun muyuz? Yani park yapmakla falan olmuyor. Şimdi yani insanların gönlünü kazanmakla oluyor bu işler. Her şey gelip geçecek 5 sene. İnsanlarımızın gönlünü kazanmak önemli bana göre. Belediyenin çalışmalarında memnunum. Takip ediyorsunuz belediyenin çalışmalarını. Yeni dönemde yeni belediye başkanı geldi. Nasıl, geldiği günden bugüne bir değişiklik var mı? Yapılan faaliyetler, hizmetler, altyapıda olsun, işte mimarda olsun. Şu halkla daha yüz yüze, o yönden hoşuma gidiyor. Halkla iç içe mi diyorsun? O verdiğim oya üzülmüyorum yani. Evet, çok teşekkürler, çok sağ olun. Vallahi idare eder. Yani ne memnun ne değil. Peki memnun olmadığınız şeyler neler?
Ya vallahi belediyenin hizmetlerinden daha çok bu yolların temizliğinden, ilaçlanmasından yana biraz şikayet sıkıntı. Nasıl, ilaçlanma olmuyor mu buralarda? Oluyor da daha çok olması lazım. Hele ki şu pandemi döneminde daha çok sık ilaçlanırsa daha temiz olur diye düşünüyorum. Mesela bazı şeyler oluyor, kanallardan koku geliyor. Onların giderilmesini isteriz. Altyapıda kanalizasyon kokuları mı? Kanalizasyon kokuluk geliyor, onların giderilmesini isteriz. Ya hizmet yok yani. Ben mesela İncek'te oturuyorum, doğru düzgün bir hizmet yok yani. Gölbaşı'nın İncek mahallesinde. Oturuyoruz herhangi. Yani ben kiracı olmama rağmen yani gördüğümüz onlar yani. Ne oluyor peki? Değişen hiçbir şey yok mu İncek mahallesinde? Vallahi ben 3 senedir oradayım, hiçbir değişeni görmedim ben. Daha doğrusu başkanı bile görmedik yani. Gelmiyor, görmüyoruz, gitmiyor. Ne olsun istersiniz peki? Ya biraz hizmet olması lazım tabii, Türkiye'de yaşıyorsa yani. Bir oy verdik yani, sağlıktan oy vermiş bir adamız yani. Ama ben burada oturmuyorum ama 3 senedir buradayız yani. Ama şahsen kendine görsem aynısını söyleyeceğim yani. Valla ben 60 senedir buradayım. Hiç memnun değilim şimdiki başkanla. Çünkü şu kaldırımlardan geçemiyoruz. Bakın her taraf şey doldurmuşlar. Kaldırımlardan geçemiyoruz. Bir denetleyin bir ya. Şuna bak, her taraf kaldırım. Yaya geçidi yok. Geçemiyoruz yaya geçidinde. Kaldırım derken araçların park etmesinden mi bahsediyorsun? Şeye bakımdan bak. Yemcisi var, efendim Nedim şu şeyciler var. Hepsi var, kaldırımlardan geçemiyor. O zaman seyyar dükkanların kaldırıma çıkmasından mı bahsediyoruz? Evet, dükkanların kaldırıma çıkmasından bahsediyoruz. Onlar da büyük bir problem mi oluyor? Büyük bir problem olur. Zaten araçlardan olduğu gibi bir de onlar mani oluyor yani. Araçlardan da geçemiyor. Memnunuz, memnun olmayacak. Nelerden memnunsunuz mesela? Yani hizmet devam ediyor, çalışıyorlar. Yani gördüğümüz kadarıyla şu anda bir sıkıntı görmüyorum bir vatandaş olarak, Gazi Osman Paşalı olarak. Peki o şu da olsun, daha güzel olurdu dediğiniz bir şey var mı? Yani şu asfalt sorunumuz var. Tabii ki bunlar da Gölbaşı Belediyesi olarak şey değil ama Ankara Belediyesi'ne bağlı. Takdir edersiniz ki caddeler büyükşehire bağlı olduğu için biraz daha ele atarlarsa daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Yani çok somut bir şey görmemekle beraber olumsuz bir şey de görmüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, kolay gelsin. Gölbaşı Bahçelievler Mahallesi'ndeyiz. Nasıl, memnun musunuz efendim mahalleden? Gayet iyi. Yani şöyle diyebilirim. Ankara'da işte bu Bahçelievler nasıldı? Burada da Gölbaşı'nın en elit kesimlerinden birisidir Bahçelievler. Öğrencilerin yani kültür düzeyi yüksek kişiler biraz daha bu tarafta hakim. Onun için yaşam tarzı daha iyi. Zaten karakoldan falan bilgi alırsanız buradaki suç oranıyla oradaki suç oranlarının arasında dağlar kadar fark var. Peki belediyenin yaptığı faaliyetler, altyapı olsun, işte park bahçeleri olsun, mimari olsun veya projeler olsun nasıl ilerliyor? Memnun musunuz bu konularda? O konuda birazcık sıkıntı var. Ne peki sıkıntı? Şimdi zaman zaman sokaklara falan girdiğiniz zaman yollar bozuk, halen bir çalışma falan yapmıyorlar. Kaldırımlar ona keza, altyapıda zaman zaman sıkıntı çıktığı zamanlar oluyor. Boru patlaması mesela Seymenler'de, burada o kadar değil ama logarın zaman zaman kapandığını biliyorum. Ben kendim orada oturuyorum. Yani bu birkaç eksikler var. Gözlemleyebiliyoruz bunları. Seymenler Mahallesi. Yani Seymenler, ondan sonra Karşıyaka ona keza. Burası biraz daha göz önünde olduğu için belki biraz daha düzenli gidiyor ama Gölbaşı'nın belediyesinin hani o konuda birazcık eksiği var diye düşünüyorum. Yani bizim şu anda benim gölün kenarında kafem var zaten. Ya bizim tek şeyimiz o gölün temizlenmesi. Başka hiçbir şey değil. Yani oradaki yol çalışmasının bitmesi, gölün temizlenmesi, yani insanların daha artık güzel bir nefes alabilmesi lazım. Ankara'daki insanlar artık Gölbaşı'na gelmiyorlar bu gölün pisliğinden dolayı. Bizim tek amacımız gölün temizlenmesi, başka hiçbir şey değil. Sporla çok ilgileniyorum mesela. Sportif faaliyetlerin yapamıyoruz zaten virüs dolayısıyla şu an zaten kısıtlı bir durumda ama onun dışında normal yaşantımız zamanında da yapamıyorduk. Yani bir bisiklet parkuru veyahut da örnek veriyorum daha böyle güzel sosyal alanlar yok mesela bana göre, bir gence göre yok yani. Genelde hep yaşlılara hitap eden park, bahçe tarzı çalışıyorlar. Gençliğe yönelik bir şey yaptıklarını ben görmüyorum. Sokaktaki hayvanları çünkü çok yani burada Mevlana Parkı'nda, Bahçeli Parkı'nda, Gölbaşı'nın her yerinde çok sokak hayvanları var. Ve rahatsız ediyorlar yani, hele Toki'de çok fazla. Toki'de mi oturuyorsun sen? Yok, ben burada oturuyorum da Toki'ye okumaya gidiyorum.
O yüzden yani sıkıntı çok ya şey yüzünden. Sokak hayvanı sıkıntısı göl başına var diyorsun. Evet çok. Spor merkezinden geliyoruz şimdi. Belediyenin spor merkezi mi? Hayır. Yok. Belediyeninki de güzel. Ramf Dektaş. Güzel onun bakımları da güzel. Eğitimi de güzel. Bir genç olarak ben şunu çok istiyorum belediyeden. Ya bu olsa da daha güzel olurdu dediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Valla mesela göl başına küçük bir AVM tarzı bir şey yapabilirler. Yok mu sinema? Yok açık maalesef. Açık sinema, arabalarla sinema yapıyorlar ama normal AVM'deki gibi. Sinema olsa daha da iyi olur. Gölbaşı'nın bir AVM'ye ihtiyacı var diyorsunuz. Alanı da var bence yani. Evet. Yapabileceği alanda. Fazla. Diyeceğim bu kadar. Çok teşekkürler, sağ olun. Memnun değilim abi ya. Neden memnun değilsin? Abi çok oturduk. Ya sevmiyorum artık ya, çevresi kötü filan. O yüzden memnun değilim. Peki ne olsun istersin? Nasıl yani abi? Yani kötü dedin, çevresi kötü. Ne kötü mesela çevresi? Bahçeli evlerde sana kötü gelen şey ne? Abi şimdi şöyle diyeyim ben sana. Herkes kabadayı olmuş ya. Yani beline silah şey yapıyorlar, takıyorlar. Sonra bıçak çekiyorlar filan. Yani korkutmaya çalışıyorlar milleti. Hani bonzaisi, uyuşturucusu filan var. O yüzden... Yani bu mahalleye özel mi yoksa diğer taraflarda da Gölbaşı? Da var. Gölbaşı abi ya. Gölbaşı. Memnunuz, iş olarak memnunuz. Nelerden memnunuz? Yani Gölbaşı halkı yiyor. Yani her şeyi yiyor. Ne verirsen yiyor. Diğer konulardan memnun değiliz. Ne peki diğer konular, memnun olmadığımız konular? Söylüyorum. Çok pislik var. Yani pislik dedim, virüsten bahsetmiyordum yani. Virüs her yerde var. Yani pislik dedim, uyuşturucu çok. Özellikle uyuşturucudan bahsediyorum, çok. O başka da bir şikayetimiz yok. Yani gençlerde mi bu söylediğiniz madde bağımlılığı mı var? Evet. Peki evet. Bununla alakalı ne yapılsın istersiniz? Kandırılsın. Yani buna bir çare bulunsun. Gençliğimizi zehirliyoruz. Size yani ben konuşacağım da konuşmak istemiyorum. Konuş konuş abi, bak mikrofon Ankara masası, geldik. Örnek söylüyorum. Kale nereden fethedilir? İşten fethedilir. Değil mi? Kale işten yıkılır. Bizi işten yıkıyorlar, uyuşturucuyla işten yıkıyorlar bizi. Gençlerimiz hep madde bağımlısı. Şu anda daha olması gereken tabii ki birçok şey var. Ama işte bu hastalıktan dolayısı başkanımız da tam olarak belki faaliyette değildir. Birçok yoksa ki yatırımlar olacaktı. Bunların hepsinin farkındaydık. Şu anda yavaş yavaş gündeme gelecektir eminim. O yüzden başkanımızla memnunuz. Her şeyi yapıyorlar yani, buradaki hizmetlerin çoğu yaptırılıyor. Bazen oluyor, sorun oluyor ama geç de olsa sorun hallediliyor. Hangi mahallede oturuyorsun sen? Ben Seymenler'de. Peki Seymenler mahallesi nasıl? Seymenler'de biraz şeyler, kaldırımlarda falan sıkıntı var ama genel itibariyle iyidir. Yani herhangi bir sorun, sıkıntımız yok. Vallahi hiçbirinden memnun değiliz. Yani o konuda hiçbir şey yaptıkları yok. Aynı 17 yıldır buradayım, aynı değişen hiçbir şey yok. Aynı. Hiçbir değişiklik yok. Neler olsun istersiniz peki? Ya kanalizasyonlar doğru düzgün çekmiyor, koku var, temizlenmiyor. Ona benzer şeyler yani değişik, bu pandemi nedeniyle illaçlama, sinekler çok yani, bu konuda hiçbir şey yok yani, önlem yok. Şöyle mahalle bazında bir şey diyemem ama hani Gölbaşı'nda genelde şöyle bir sıkıntı var. Hani bir hayvanlarla, köpeklerle alakalı gerçekten Gölbaşı'nda bir sıkıntımız var. Sokak hayvanları. Sokak hayvanlarıyla alakalı, o da şöyle aslında, yanlış da anlaşılmasın. Hani köpekler sonuçta, onlar da bir canlı. Hani biz onların da yaşam haklarına saygı duyuyoruz. Ama maalesef hani çok kalabalık bir şekilde köpekler gezdiği için çocuklar da büyükler de bu konudan köpeklerden çekiniyorlar. Hani hatta birkaç tane vaka da oldu. Yani bu köpeklerin kontrollü bir şekilde barınaklarda veya onlar için daha uygun şartlarda gezmesinden yanayız. Gerçi bu konuyla alakalı belediye başkanımız bir çalışma yaptı. Normalde hani barınağımız Gölbaşı sanayi bölgesindeydi. Başka bir yere alınacak diye biliyorum. Hani bir şeyler yapılıyor ama daha tam anlamıyla hani dört dörtlük bir sonuca ulaşılamadı. Şöyle, üniversite var Gölbaşı'nda iki tane. Gazi ve Ankara'nın kampüsleri var. Gençlere yönelik daha çok aktivite yapılabilir. Yani gençlerin kültürel aktiviteleri olsun, sosyal aktiviteleri olsun. Onlara yönelik biraz daha ağırlık verilebilir. Çünkü geleceğin yeri bence Gölbaşı. Çünkü üniversitelerin birçoğu buraya gelecek. Kampüslerin hepsi buraya taşınıyor ufak ufak. Hani ciddi anlamda bir öğrenci kapasitesi olacak. İleri yatırım olarak yapılabilir bence. Şahsen ben motorcuyum. Tek sorun olarak gördüğüm şey su tankerleri. Yani vanasını kapatmadan yolla devam ediyor, yere su döküyor. Bu adamın hiç umurunda değil.
Ama bu motorcular için cidden önemli bu konu. Ben yaklaşık 3 ay önce bunun yüzünden kaza yaptım. Hani hala omzum ağrıyor, omzumda kırık vardı. Ve defalarca uyarmama rağmen, çeşitli yerleri aramama rağmen hala yola suyu döke döke gidiyorlar. Bunun önüne geçemedik bir şekilde. Bu belediyeye söylediniz mi böyle bir şikayeti? Her yeri aradım ya. Aski aradım, Gölbaşı Belediyesi'ni aradım. Kesinlikle umurlarında değil. Hani hem benim ben canımdan olacağım, diğer arkadaşlarım canından olacak. Artı o kadar su israf oluyor. Yani bunu yere dökülerek gitmenin bir anlamı yok. Her çevirdiğimde ya vanam bozuk diyor ya da fazla yüklüyorlar, tahliyeden bırakıyor diyor. Fazla yüklemeyin. Fazla yükletiyorlar. Zaten yolda dökülüyor. O zaman fazla yüklemeyin. Bir anlamı yok bunun. Yani hiç umurlarında değil. Nasıl? Memnun musunuz Seymenler Mahallesi'ne? Neden memnun değilsin? Abi ben genel olarak Gölbaşı'na memnun değilim. Nesinden mesela? Şey çok pahalı. Yani normal bir yere göre her şey çok pahalı. Halkı bilinçsiz. Yollar desen zaten Allah'a emanet. Ters yönden giden mi ararsın? Tek yönde arabayı park edip giden mi ararsın? Her şey sıkıntı yani. Sıkıntı. Artı çevre de sıkıntı yani. Yolun ortasında birbirini bıçaklayan, ot çeken, gezen, tozan her şey var yani. Evet. Peki belediyenin yaptığı faaliyetler nasıl? Haber alıyor musunuz? Bir bölgeye bakıyor, başka bir yere bakmıyor vallahi. Kendi nerede oturuyorsa orayla ilgileniyor. Her belediyede ben bunu gördüm. Yani AK Parti'de de, MHP'de de, CHP'de de hepsinde gördüm ben bunu. Nerede oturuyorsa sadece oraya bakıyor. Ben Şafak tarafında oturuyorum. Her gün buraya geliyorum. Şafak'a hiçbir şey yapıldığını görmedim. Buraya da hiçbir şey yapılmıyor. Sadece göl tarafına bakıyorlar. Çünkü niye? Göl tarafı daha turistik bir yer. Ekmek çekiyor. O yüzden. Ama dediğim gibi diğer tarafları kimse önemsemiyor. Diğer taraflar kimsenin umurunda değil. Bilmiyorsam geçen yıl Mart ayında seçimler olmuştu. Yani şu ana kadar daha iyi olabilir. Daha iyi olabilir. Hani çalışmalar var ama daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Mesela siz ne olsun istersiniz? Mesela bir bisiklet yolu olsun isterim örneğin. Bir de ilçe belediyemizin bu Konya yolunu altı alma çalışması var. Mesela burayı ilk ihale olduğunda 300 gün dediler. Şu anda 3. yılında. Yani 300 gün bir yıl yapmıyor. 3. yılında 900 günü geçiyor. Yani işte artık vatandaş olarak tabii ki benim ticaretimi etkiliyor. Yani insanların kolaylığına engel teşkil ediyor. Şimdi karşıya geçmek biliyorsunuz Gölbaşı'nın bir aşağı Şel Benzinlik tarafından geçiş var. Bir de yukarı Haymana yolu tarafından geçiş var. Şimdi burası açılmış olsa hem ticaretimizi rahatlatacak hem ulaşımımızı rahatlatacak bu anlamda. Çok iyi olacak ama bunu muhtemelen Büyükşehir ilgileniyor. Büyükşehir'de o da geçen yıl geldi. İnşallah en kısa sürede bitirir diyorum yani. Belediyenin faaliyetleri nasıl Gölbaşı Seymenler Mahallesi'nde? Belediyenin çalışmasını beğeniyoruz. Yani belediye başkanımızdan da memnunuz. Yani fark belli oluyor. Şimdi şöyle yaklaşık bundan 10 yıl evveline kadar Gölbaşı'nda açıkça çok bir böyle hani bir değişim yoktu. Ama şimdi teknolojiyle beraber gelen belediye artık üstüne koymaya başladı. Yani 2 dönem önceki belediye başkanımız bir start verdi bu işe. Bundan dolayı da şimdi artık belediyeler, hani gelen belediye şu anki belediye başkanımız mesela gölü daha da temiz yapmaya başladı. Eskiden temizdi, şimdi daha temiz olmaya başladı veya daha teknolojik bir hale getirmeye başladılar. Aynı zamanda işte mahalledeki temizlik durumları, ki buna nazaran Gölbaşı mahalle muhtarımız da hani daha çok özverili çalışmaya başlıyor. Seymenler'in muhtarı da aynı şekil. Yani herkes bir şeyler katmaya çalışıyor Gölbaşı'na ki ondan dolayı da Gölbaşı'nda daire fiyatları, işte arsalar daha da değerlenmeye başladı. Çünkü niye? Bir şey var, ya yatırım var artık buraya. Daha da iyi olacağına inanıyorum ama Gölbaşı çünkü bu konuda çok iyi. Genelde beğeniyorum. Temizlik anlamında, yatırımlar anlamında. Çalışmalar güzel şu an için. Peki olmasını istediğiniz, bir an önce olmasını istediğiniz bir şey var mı? Temizlik. Temizlikte sıkıntı mı var acaba? Kaldırımlar, temizlikler daha güzel olabilir. Bence şu an bir sıkıntı yok. Zaten çalışma da yapılıyor Konya yoluna. Yani park falan da yaptılar, şehir parkı yaptılar yukarı. Bir sıkıntı yok bence. Çevre kirliliği olduğu için memnun değilim hanım. Çevre kirliliği ne var peki? Gördüğünüz gibi yani. Anlatmama gerek yok. Belediyenin yaptığı faaliyetlerde ne istiyoruz peki? Ne olsun istiyorsunuz? Temizlik olmasını istiyorum. Yani gördüğümüz bir virüs vakası var. Bunun atlatılmasını için yani elinden geleni yapmasını istiyorum.